Salih Tuna Genel Merkez'de 69. Genel başkanları önceki haftaya nazaran oldukça keyifsizdi. Konuşmasını bitirirken arkadaşlar dedi. 128 milyar doları iyi bulduk ama böyle giderse elimizde patlayacak. Engin Özkoç boşta bulundu. Nerede bulduk efendim? Genel başkanları neyi nerede bulduk Engin Bey diye çıkıştı. Efendim biraz önce 128 milyar doları bulduk dediniz ya onu diyorum. O kadar doları kim kaybetti de biz bulacağız zengin bey. Kampanyamızdan bahsediyorum ben. O kadar doları tıra yüklesen tır filosu olur. Vay be, tırlarla mı götürmüşler? Neyi? Dolarları. Yahu dolarların bir yere gittiği yok. Yeter artık ama Engin Bey. Kendinizi biraz konuya verin. Veriyoruz efendim. Bunundan soluyarak nasıl veriyorsun dedi. Geçen seferde Cumhurbaşkanı adayı olabilirim şeklindeki açıklamamı sordular sana. Dedi mi öyle bir şey var mı diye şey yaptın canlı yayında. Hiç insan genel başkanına bu kadar ilgisiz olur mu? Engin Altay araya girdi. Evet çok yanlış oldu. o. Engin Özkoç altta kalmadı. Sen de Erdoğan'ın akibeti Menderes gibi olmasın diyerek darbe söylemlerine neden oldun. Ben bir şey dedim mi? Benim sözümü çarpıttılar ama. Feyküz sıra araya girdi. Bence de Menderes bahsi açmamız hiç doğru olmadı Sayın Altay. Adamlar Menderes'in idamından önceki 12 uçak dolusu altın nerede kampanyasını hatırlatarak 128 milyar nerede sorumuzu kırmaya çalıştılar. Durduk yere malzeme verip de 128 milyar çalışmamıza gölge düşürmeyelim. Engin Altay aldı. Siz o gölgeyi otel odalarında IMF ile görüşerek çoktan verdiniz dedi. Adamlar sormaz mı madem 128 milyar dolar vardı IMF ile neyi görüşüyordunuz? Oradan gittikten sonra Kemal Derviş 1 milyar dolar IMF kredisi için meclisten bir gecede 20 yasa çıkardı da derler. Kemal Derviş malumunuz ekonomi yönetiminde hepimizin üstadı. Genel başkanları böyle tartışarak bir yere varamayız dedi. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. İlhan Kesici'nin bir açıklaması bize ne kadar zarar verdi gördünüz. Herkes geçmiş tweetlerini iyice kontrol etsin. Merkez Bankası tam takır demişseniz silin. Engin Özkoç merakla sordu. Neden efendim? Çünkü tam takır olan kasadan 128 milyar dolar kaybolmaz. Kendi sorumuzu kırmayalım yani. Ekremci vekil Sayın Genel Başkanım dedi. İlan kesici 128 milyar dolar kaybolmaz, buharlaşmaz, her şey Merkez Bankası'nın verilerinde merak eden bakar demekle sorumuzu kıracağı kadar kırdı zaten. Daha önce de Fatih Sultan Mehmet tablosu sahte diyerek tablomuzu kırmıştı. Mansurcu vekil araya girdi. Senin Ekrem'in de ondan aşağı kalmaz. 128 park yaptık diye aklı sıra espri yapıyor. İlhan Kesici sorumuzu kırmışsa Ekrem Bey de sulandırıyor. Genel başkanları lütfen gereksiz tartışmalarla zaman kaybetmeyelim, çözüm üretelim dedi. Özgür Özel, 128 milyar algısı çok yoruldu, bir sonraki aşamaya geçmekte yarar var dedi. Detaylar üretelim. Nasıl detaylar? 128 milyarın 1 milyarını dağ evinde şöminede yaktılar. Bir filmde izlemiştim. Var böyle fantaziler. Saçma, hiç inandırıcı değil dediler. Engin Özkoç aldı. 128 milyarın 69 milyarını yorgan yastık yaptılar diyelim. Nasıl ki sütle banyo yapanlar var bunlar da dolarları yorgan yastık yapmışlar deriz. Sonra da rahat uyuyor musunuz, vicdanınız rahat mı, millet aç aç deriz. Neden 69'da 70 değil? İnandırıcı olsun diye. Ekremci vekili aldı. 128 milyarın 28 milyarını denize döktüler diyelim. Mansurcu vekil dalga geçti. Domates mi bu? Fiyat düşmesin diye denize dökülsün. Eş zamanlı 14. kattan telefon geldi. Genel başkanları açtı, dinledi ve kapattı. Arkadaşlar dedi, sadece 128 milyar dolar nerede diye sormamızı istiyorlar. Asla şeyinizden detaylar üretmeyin diyorlar. Özgür Özel keşke daha fazla söyleseydik dedi. 128 milyar yerine örneğin 328 milyar dolar nerede deseydik. Faik Sırak 128 milyarda biz bulmadık ki. Cem Uzan buldu. Biz oradan yürüdük sadece. Engin Altay ama Cem Uzan 130 milyar demişti dedi. Genel başkanları inandırıcı olsun diye rakamı 128'e çektik dedi gülerek ayrıntısına kadar hesaplamışız gibisinden. Hep birlikte güldüler. Salih Tuna Hasan Basri Alçın Battık bittik korosu. Muhalefetin çok uzun süredir kurmaya çalıştığı bir eğilim var. Ciddi anlamda yaygınlaştığını da kabul etmek lazım. Buna battık bittik söylemi diyebiliriz. Gündelik haberlerde veya gazetelerin 3. sayfalarında rastlayacağınız tonlarca olaydan her gün biri ön plana çıkarılıyor ve bunlar üzerinden topluma korkunç bir karamsarlık pompalanıyor. Kadın cinayetlerinden tutunda ekonomi haberlerine kadar her türlü başlıkta bir olay etrafında doğan tartışma sürekli çok bozulduk geyiğine bağlanıyor. Bu olayların neredeyse hiçbiri istatistikler üzerinden konuşulmuyor. Mesela bundan 20 yıl önceki kadın cinayeti rakamları neydi, bugün ne hale geldi? Bu soruları sorup adam akıllı istatistik paylaşan bir sosyoloğa bile rastlayamıyoruz. Muhalefet Partisi lideri milletin çöpten yemek topladığına dair fotoğraflar gösteriyor. Bu fotoğrafların sonra yalan olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekten doğru da olabilir. Ülkemizde fakirlik sınırının altında yaşayanlar elbette var. Ama bunun sayısı nedir? Sosyal yardımların miktarı nedir? geçtiğimiz yıllarda artmış mıdır, azalmış mıdır? Diğer ülkelerle kıyaslandığında nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Gerçekten Türkiye'de fakirlik artış mı gösteriyor? Büyük istatistikler bu konuda ne söylüyor? Kimsenin maalesef bu gerçekçi sorularla ilgilendiği yok. Üzücü bir görüntü bulup altına millet aç ifadesini yapıştırmak birilerinin işine geliyor. Hatta Meral Akşener defalarca bu mizanseni kameralar karşısında oynadı. Her seferinde aç dediği kişinin bayağı semiz olduğu ortaya çıktı. Son 3 yıldır ülkede ekonomik sıkıntılar olduğunu kimse inkar etmiyor. Ama lütfen saçmalamayı bırakın. Bu haliyle bile ülkede kişi başına düşen gelir 20 yıl öncesinin yaklaşık 4 katı. 2000 dolar civarından 9000 dolar civarına gelmiş. Rakamlar ortada. Ama bu gerçeği dile getirmenize bile müsaade etmezler. Vay senin karnın tok havalarında cevaplar alırsınız. Sanki bunu söyleyen açlıktan ölüyor. Halbuki gerçek ihtiyaç sahipleri bu kadar küstah ve sevimsiz bir açlık edebiyatı yapmaz. Tabii ki daha iyi olsun, ekonomi daha çok üretsin, fakirlik düşürülsün, refah artsın. Bunlara kimsenin itirazı olamaz. Ama şunu da artık teslim edin. Bu ülke ekonomik olarak 90'lardan çok çok daha iyi durumdadır. Muhalefet bu basit gerçekliği bilerek görmezden geliyor. Kulağını tıkamış teneke çalıyor. Gerçeği sesini bastırmaya çalışıyor. Bir anlamda başarılı olduklarını kabul etmek lazım. Bu karamsarlık havasını yaymayı becerdiler. Ama gerçeklerin bir şekilde ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Hiçbir şey tek başına algı yönetimiyle idare edilemez. Hasan Basri Alçın